Şenol Hoca yer değişir mi? Bak birbirlerini sence tutuyorlar. Ama sen orada kal. Hoca bir de içeride koltuğunu vermiş. Bir dakika. Abdullah Hoca, Avcı oraya gitmeye çalışıyor. Şenol Hoca gelme gelme. Ben neyim? Ya bak, biz de espri yapıyoruz. Biz bu kadar hukukumuz olsun Şenol Hoca'yla. Ama içeride konuşanları söyleyeyim size. Evet. Şenol Güneş Abdullah Avcı'nın hocasıdır. Evet. Tabii. Çok büyük saygı duyuyor. Bir de polemik oldu ya. Hem de onu da biraz da Abdullah Avcı orada yadırgandı. Abdullah Avcı Beşiktaş'a gelirken Fikret Orman'dan ne vaatler aldı da geldi acaba? Oraya geliyorum hocam. O sorunuza geliyor. O sorunuza geliyorum zaten. Şimdi bak, ikisi nerede oturuyor? Şu güzelliğe bak. Evet, koltukta kimse oturmuyor. Çünkü hocaya vereyi yerini Şenol Hoca oturmam diyor. Orası evet, senin yerin diyor. Hocam siz bu odadayken ben oraya nasıl oturuyorum? Çok hoş. Diyor. Çok güzel. Çok güzel. Bak. Çok güzel. Çok şık. Hocaya demiş ki, yani orada toplantıda konuşulan şu. Bir zemin, Dorukhan zemin yüzünden sakatlandı, bakmayın. Evet, düzeldi doğru, ama Dorukhan doğru gitti. Doğru, Zeki zemin, abi. Zeminin rolü var orada. Zemin düzeldi ama olan oldu. İki, transfer yanlışlığı. Şimdi Sergen Yalçın'ı getirdin. Tamam, taraftar istiyor. Bugün Burak Yılmaz'ı sakatlanmasından sonra Sergen Yalçın ne yapabilir? Alaaddin'in Selin'in lambasına Abubakar'ı mı çıkarıp sokacak oraya? Gene umut alacak. Ama Beşiktaş gibi bir takımın ikinci umutu küçümsemiyorum. Saygı duyuyorum kendisine. Ama Beşiktaş gibi takımın ikinci golcüsü umut mu? Hocam Türkiye'de öyle takımlarda öyle gol atan forvet oynayan adamlar var ki. Biz burada konuşuyoruz. Ya bu nereden geldi? Şuna bir bakalım ya. Bu adam kaç yaşında la? Bu adam kaça gelmiş diyoruz. Evet diyoruz sonra. Abi var ya, bunu getirirler. Ama almadılar. Şimdiye kadar niye gelmedi? Arkadaşım. Almadılar. Hocam niye almadılar? Niye bu borçlar arttı da çıktı? Bu çünkü uyanık diyor ki bana hocam diyor sen şeysin diyor. Dua ama hocam söyle. Dediler ki. Doyanım var bu işin. Güven boşluğu para doldurur. Buhar olmuş buhar. Diye bir boşluğu doldurur dediler. Lan 5 lira. Ya 3 liralık adamı 10 liraya alırsan olacak mı? O işte ona geliyoruz. Olacak bu ya. Bir de hocanın hiç beklemediği bir şey daha var burada. Yani başına gelebilecek en kötü şey, bu yolu baş koymuş mesai arkadaşı diyebilirim artık. Yani başkanı değil, mesai arkadaşı Fikret Orman bıraktı. O Erman Hoca da aynısını söyledi, evet. Bu üç sorun: zemin, transfer plansızlığı ve yönetim istifası. Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı sattı. Ya bir hocanın başına çok ne söylüyor? En kötü şeyler geldi. Getiriyorsun. Ya sahip çıkacak adam lazım bana. Bana başkan sahip çıkıyor. Sen beni ayrılarak satıyorsun ya. Ben sana söyleyeyim, Abdullah Avcı'yı çok kötü pozisyonda bıraktın. Peki Abdullah Avcı yalnız diye. Başarısız sonuçlardan yalnız sonra sezon yalnız diye yönetim istifa diye bağırmadı mı? 3 yıllık bir teknik adam bir kulübe getiriyorsan bir projedir. Kötü gidişin de rolü var. Bir dakika kısa orta dedi de, uzun vadede sıkıntı olduğunu yani özellikle bu... Kalacak yıl. Kötü sonuçlarla birlikte gitti ama Reha Hocam, yani sattı derken sonuçlar iyi tamam gitseydi ama Beşiktaş lideri olsaydı. Fikret Orman'ın bir dakika abi. Ama 8 maçta da bırakılmaz. Evet. Siz Fikret Orman'ın 8 maçta da bırakılmaz. Kararı evet alırken çok ani mi aldığını zannediyorsun? Çok yok, önceden vardı kafasında hocam. Herhalde 6 ay, 1 sene. Var, rahat rahat var. O zaman Abdullah Avcı'yı niye yiyorsun? Ama en büyük hayallerinden biri Abdullah Avcı'yı getirmek. Abi şimdi bir dakika, bazı şeylere böyle hamasi mamasi yok abi, kesik kesik konuşalım. Fikret Orman bu kulüpten ayrılmaya net, benim gördüğüm 8 aydır 9 aydır 1 senedir yüzünden okuyorum. Peki. Gidecek diyorum, gitti. O zaman bir rol oyunu yapalım. Sen Abdullah Avcısın, ben Fikret Orman'ım. Bana hesap sor çünkü hukukumuz var değil mi? Sor hocam, ben de sana anlatayım. Başkan. Evet. Beni buraya getirdin. Evet. Şimdi de gidiyorsun. Yani ben, şartlar... senden 3 senelik mukavele yaptım. Evet. Ben şimdi senden mukaveleyi yürürlüğe koysam yeni gelecek yönetime ayıp olur. Koymasam bana ayıp olur. Ne yapayım Fikret Orman derim. Bak hocam derim ben de. He. Ne yaparsan yap. Başka cevabı yok ki. Tamam abi, bir dakika ya, dur sana ne ya. Ya olur mu? Fikret Orman şey konuşsun abi, sen yardımcısı mısın? Hocam şartlar buraya getirdi. Ben ayrılmak zorundayım. Kulüp işleri böyle. Başlarsınız, atarsınız imzayı. Aslında hepimizin imzası bir yıllık. Başkanın da imzası bir yıllık seçilmiş. Biliyorsunuz yani teknik adamların bütün imzaları, bütün büyük kulüplere giden teknik adamların imzaları aslında bir yıllıktır sayın seyirciler. Peki. O bir yılın sonunda sözleşmenin gerektirdiği kalan sürenin parası ödenir ödenmez tartışılır. Yer değiştirelim mi?
Durun hocam, devam ediyoruz ama. Bir dakika. Fikret Orman'a Abdullah Avcı'nın hesap soruyor olabilmesi lazım. Ben de soracak ne hesabı var diyorum. Ben mesela pisleşelim hafif. Sen de ki bırakıp gidiyorsun ya de. Bırakıp ne yapayım diyorum. Gitmek zorunda kaldım diyorum. Sonra sen diyorsun ki o zaman beni niye aldın diyorsun. Evet. Vallahi diyorum ki ben de o zaman Abdullah hocam diyorum. Ben sana Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü verdim. Çok özür dilerim. Yani? Evet. Daha büyük bir ödül var mı? %100 katılıyorum. Ödül ne ya? 3 sene önüne mukavele koydum. Bana neyin hesabını sorabilirsin ki? Artık taraftarım var, camiam var. Yer değiştirelim mi? Yer değiştirelim terfi mi? Ettirdim diyorsun hocam, değil mi? Bir yer dakika. Değiştirelim mi? Terfi nasıl? Ettirdim diyor Abdullah Avcı'yı, doğru. Tamam, yer değiştirelim hocam. Kusura Abdullah bakmayın Avcı. Ya biraz da gerçekçi nasıl konuşalım. Beşiktaş'a geldi abi. İstanbul'da Beşiktaş'a geldi hocam. A milli takımda teknik direktörlük yaptı mı? Yaptı. Daha ne konuşuyorsunuz? Ama tamam hocam, hayır ben hocam. Hak etmiyor demedim. A milli takımdan gidiyor bu adam. Başakşehir'e bilmem nereye. Ben hak etmiyor demedim. Son derecede hak ediyor. Evet. Çok. Her şeyin en güzelini hak eden hem karakteriyle hem kariyeriyle bir yer insan. Yer değiştirelim mi? Buyurun değiştirelim. Ben diyorum ki ya ben Fikret Orman'ım. Fikret Başkan niye? Sen de geldin. Niye bıraktın beni? Abdullah'cığım. Sana çok güvendim, getirdim. Olur bana 3 senedir, 2 senedir küfür ediyorlar ama bu bana son da çok koymaya başladı. Bu sene koymaya başladı. 2 senedir ediyor ama şans bu sene koymaya başladı. Ben ayrılıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sözümü nereyim? O mukaveleyi senden ben yaptım başkan olarak. Hep diyor ya, ben aldım, ben yaptım. Evet. Başkan karar veriyor demiyor muydu Şenol Güneş? Az mı Şenol Güneş'i ters kepçeye bıraktı? Doğru dedi. Az mı? Ben burada konuştuğumda yok ya diyorlardı Beşiktaşlılar. Bu iş öyle değil diyorlardı. La uçağı bile inkar ettiler. Uçağınız nerede dedim. Yıldız koymaya soktular dediler Ankara. Uçak şeyden çıktı. Alanya Sabiha Gökçen alanına indi Beşiktaş Monaco'ya gittiğinde. Şimdi bak. Ben şöyle derim. Abdullah'cığım, seni çok seviyorum. Seni çok da beğeniyorum. Seni buraya getirdim. Şartlar öyle gitmedi. Kardeşim senin tazminatın var değil mi? 2,5 sene daha. Gel biz seninle anlaşalım. Sen de fazla yıpranma. Senin tazminatını ben karar verdiğime göre ben karşılayayım. Seninle öpüşelim. Sen de zarar görme, ben de zarar görmeyeyim. Beşiktaş da zarar görmesin de... Şimdi Abdullah Avcı daha büyük tehlike Beşiktaş'ta. Seyirci ve yeni yönetimin elinde bomba. Seyirci diyor ki Beşiktaşlı birisi gelsin. Kardeşim bu adam Beşiktaşlı değil diyorlar. Tazminatı da söyleyeceksin hocam. 13 milyon lira. Cebinde ne diyecek Fikret Orman? Getirdiğine göre. Parası vardır herhalde. O da der ki daha önceki başkanlar ödedi mi? Yarısını evet, vereyim ben. Ödediyse yani, yarısını versin ben. Ya. Fikret Orman rolünde başka bir şey söylüyorum. Hocam ayrıca gelinen noktada eğer biz atıyorum. Ben avcıyım hala öyle mi? Evet sen hala avcısın. 7 haftada. Terfi ettin hocam. 7 haftada 21 puan üzerinden 14, 13, 15 puan toplasaydık. Çok affedersin zaten ben de bu işi bırakmazdım. Aynen. Kimse beni eleştirmez, benim aleyhime tezahürat yapmaz. Ben de bırakma noktasına gelmezdim. Yani futbol takımımız başarısız, sence neden derdim. Evet. Şöyle, ben bu, madem öyle anladın diyorsun, şöyle mi diyorsun? Madem öyle söyleme. Ya kardeşim kadro bu. Anlatabildim mi? Ben sana kadroyu verdim. Kabul etmeseydin mi diyorsun? Yani. Abdullah Avcı bak neler hocam. Oluyor gördün mü? 3 yıllık sözleşme. Yalnız Abdullah Avcı'nın bir basın toplantısından sonra Vodafone Park'taki maçta enteresan bir ifadesi var bu transfer planlamasıyla ilgili. Özellikle golcü. Biraz da kendime olan özgüvenimden dolayı dedi. Hani oyun golcü alınmaması, orijin bir golcü alınmaması üzerine. Demek o da evet ya idare ederiz. Kardeşim, bir şey söyledi galiba. Yardımcısı mutlu muydu? Hangi yardımcısı? Orhan Ak'ı mı söylüyor? Şey Orhan Ak mutlu diyorum. Orhan Ak değil mi? Evet. Getirdi. Dediler ki getirme. Ben getiririm dedi. O zaman götürme, beraber git. Zaten orada kaybediyorsun işi. Orada katılıyorum hocaya. Orada kaybediyorsun işi. Orada sakalı kaptırıyorsun. Ya sakalı tam gel sakalı ya sakalı kaptırma. Hocam 4-4 yapsa kimse Orhan Ak'ı konuşmazdı. Aynen. Sakalı kaptırma. O bakın sağ için. Yani kusura bakma 25 yıllık bu sektördeki deneyimimle konuşuyorum. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sezona 4-4 galibiyetle girseydi ne Orhan Ak kalırdı? Biraz şey olurdu hafif. Başkan gider miydi? Başkan da gitmez. Başkanı gitmez. Bu kadar basit. Yani... Şeyin mantığı yok. Hani Fikret Orman'ın Abdullah Avcı'yı yarı yolda bırakması, yüzüstü bırakması
olayının mantığı yok. Beşiktaş'ın teknik direktörü yapmış. Abdullah Avcı Beşiktaş'a Fikret Orman niye getirmek istedi? En bilmiyorum, başta. Kişisel hayranlığı var. Hayır, var. Ben söyleyeyim. Şenol Güneş'ten biliyorsun oylamaya bunun Ahmet Nurçebi de yaptığımız konuşmada, sohbette anlattı. Yani Abdullah Avcı'dan oylamada ilk oylama. Oylamayı diyorum tabii. Şenol Hoca'nın geldiği zaman. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş var. İki oylamaya aday. Sunulanda. İki aday. 7'ye 4. 7'ye 4. 7 kişi bunların içinde Ahmet Nurçebi'nin olduğu. Mete Vardar ve Ahmet Nurçebi'nin olduğu. Mete Vardar sayesinde zaten onun olağanüstü gayretleriyle birlikte Vardar ailesinin Şenol Güneş'le olan iyi ilişkileriyle zaten geliyor. Ahmet Nurçebi de istiyor ama orada Erman Hocam da defalarca söyledi. Bunu herkes söylüyor zaten. Fikret Orman da Abdullah Avcı'dan yana 3 yöneticiyle birlikte onu getirelim diyor. Orada olmadığı için hayallerinden, hedeflerinden biri de olduğu için Abdullah Avcı'dan da büyük beklentileri vardı. Bakın ilk görüşmede bunu biz Fotomaç'ta yayınladık. 3 yıl üst üste şampiyonluk sözü veriyor. Garantisi veriyor Abdullah Avcı. Ve diyor ki her yıl diyor ben diyor Cenk Tosun gibi Avrupa'ya pazarlayabileceğiniz altyapıdan da oyuncu çıkaracağım size diyor. Beşiktaş'ta. Evet. Ama ben şimdi burada bir şey söyleyeyim. Şimdi Abdullah Avcı'yı ben insan evet olarak... Serdar. Bak, ben Galatasaray yani, kupürünü de getireyim size. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Altyapıda yok yok bunları ben de biliyorum, duydum. Altyapıda bu tutmadı yani. Her sene öyle bir oyuncu çıkartabilecek potansiyel altyapıda zaten hiç gözükmedi. U21'i lav ettiler. Peki yani Abdullah Hoca onu dediyse ben de şunu söyleyeyim. Evet. Bu Jürgen Klopp futboldan anlıyordur herhalde değil mi? Futbolcudan falan. Liverpool teknik direktörü. Evet. Dortmund'dayken Oğuzhan Aydoğan diye bir çocuğu Şarkı'dan transfer ettiler altyapıda. Oğuzhan Beşiktaş'ta. Şenol Hoca 3 sene oynatmadı. Abdullah Hoca geldi. O da kadroyu almadı. Bir dakika. Şenol bayağı şans ya. Verdiler ya. Yok, Şenol Hoca da verdi. Ya. Abdullah Hoca da verdi. Hayır. Şenol Hoca milli takımı bile aldı ya. Şenol Hoca kadro dışıyken milli takımı bile aldı ya. Aydoğan'ı diyorum. Oğuzhan Aydoğan'ı diyorum. Pardon. Biz Oğuzhan'la kaçırdık. İlla sallayacaksınız ya. İlla sallayacaksınız ya. Ters kolduyu bak. Ama hocam bunu Jürgen Klopp aldırttı Dortmund'a. Oynatmadı. Kusura bakmayın ben Oğuzhan Aydoğan'ı yolda görsem anlamıyor herhalde. Evet.